Angelique Kim Min-ho kendi geleceğini kendi elleriyle yönlendirmeye karar verdi. Geçtiğimiz yıl o ailesinin köyüne dönüp hayata tekrar başladı. Salyangoz çiftliği. Eşinin çalıştığı Atina'da kendisine iş bulamamış. O şimdi başkente 100 kilometre mesafede küçük bir kasabada yaşıyor. Yılda 3000 kilo salyangoz ürettiği zaman bunun ona ve ailesine yeteceğini umuyor. Fakat bu çiftliğin riskleri de var. Angelique bu işe 17 bin euro para yatırmış. Hiç kimseden borç para almadım. Bankalardan istemiş olsam da onlarda da para yoktu. Bütün hepsi benim param. Hepsi benim tasarrufum. Umarım bu iş tutar. Bunun için yapabileceğim her şeyi yaptım. Angelique son iki yılda çiftliklere giden yaklaşık 60 bin kişiden sadece biri. O aynı zamanda yeni bir göç dalgasının da parçası. Genç nesil artık yurt dışına gitmektense ülkede kalıp kırsal kesimlerde özellikle ailelerin yanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir araziye ihtiyacım vardı. Babama ait olan bu topraklar olmasaydı asla bunun gibi bir işe kalkışamazdım. Ayrıca çocukların yardımına ve mali desteğe de ihtiyacım vardı. Şimdi babam bize yardım ediyor. O hep bizim yanımızda. Onun yardımı olmadan da hiçbir şey yapamazdım. ...11 milyonluk Yunanistan nüfusunun yaklaşık yarısı Atina'da yaşıyor. Burada yaşayan her iki kişiden biri de kırsal kesimlerden buraya göç etmiş. Göç 2. Dünya Savaşı sonrası başladı ve ülkenin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na 1981'de girmesiyle hız kazandı. Ülkenin Euro bölgesine kabul edilmesiyle yapılan harcamalar Atina'nın çehresini değiştirdi. Fakat bugün Atina'da eski günlerden geri hiçbir şey kalmadı. Yaşam kalitesinin sembolü olan şehir şimdi ekonomik krizin merkezi konumunda. Şehir bütçe ve maaş kesintileriyle, yüksek vergilerle ve artan işsizlikle gittikçe dibe batıyor. İşsizlerin sayısı son iki yılda %25 oranında arttı. Geçtiğimiz iki yılda meydanlarda gösteriler hiç eksik olmadı. Ülke şu anda 300 milyar euroluk bir borç batağının içinde. Krizle birlikte Yunanistan Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'nun 130 milyar euroluk kurtarma paketine gözlerini çevirdi. Protestolara rağmen bu kemer sıkma paketinin krizin daha da derinleşmesini önleme adına kabul edilebilecek tek yol olduğu kabul görüyor. Dimitri Soturopoulos akademisyen. Aynı zamanda şimdiki başbakanın danışmanı. O da kurtarma paketinin sert önlemler içerdiğini kabul ediyor. Eğer insanlar kısa dönemde bu yükü birlikte paylaşmamız gerektiğine inanırsa bunun işleyeceğine inanıyorum. Burada toplumun farklı kesimlerinden insanları kastediyorum. Temerrüt alternatifi ise görülmemiş yoksulluk ve sefillikten başka bir şey getirmeyecektir. Komşu ülkeler 1990'ların başında sosyalizmden serbest piyasaya geçiş sırasında bunu yaşadılar. Fakat Yunan halkı içinde yoksulluk ve sefalet hızlı bir şekilde artıyor. Alexandra Lekke Atina'da öğretmenlik yapıyor. Eşi ve kendisinin maaşı geçtiğimiz yıl %20 oranında kesintiye uğramış. Aylık maaşı 1400 Euro'dan 1100 Euro'ya düşmüş. Ona göre ülkenin iflası neredeyse kaçınılmaz. En üzücü olanın kesintilerden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu ancak sinir ve üzüntü getiriyor. Her kesinti birçok kişiyi kurban ediyor. O kadar çok kesinti oluyor ki takip etmekte zorlanıyoruz. Fakat diğer yandan fiyatları aldı başını gidiyor. Süpermarketlerde ve diğer her yerde bu böyle. Eşimle birlikte geçtiğimiz her yıl ortalama 3000 euro kaybettik. Bunun tünelin sonu olduğu şeklindeki umutlara da inanmıyorum. Yurt dışına çıkmayı düşündünüz mü?
Bakın, benim annem burada. Çoğu zaman aklımdan Kanada geçiyor çünkü ailemin büyük kesimi orada yaşıyor. Onların oldukça rahat ve barışçıl hayat koşulları var. Fakat bu konuda emin olduğumu söyleyemem. Şu anda 45 yaşındayım ve bazen kendimi çok yorgun hissediyorum. Burası Levidi kasabası. Nüfusu sadece 800. Atina'ya 2 saat sürüş mesafesinde. Kasabanın halkı okumak ve çalışmak için Atina'ya gidiyor. Fakat şimdi onlar geriye dönüş yolunda. Konstantina Papanastosio Atina'da büyüdü. Krizle birlikte o da memleketine dönmüş. Avrupa Birliği'nin de %40'lık fon yardımıyla son 3 yıldır burada iş yapıyor. Evli ve bir çocuk annesi. Küçük işletmeler Yunan ekonomisinin bel kemiği gibi görünse de o tasarruf önlemlerinin yanlış insanları hedef aldığını düşünüyor. Banka borcu ve sigorta için her ay 800 euro ödüyor. Onun ödediği vergi miktarı ise %9'dan 23'e çıkmış. Şu anda bulunduğumuz noktada Euro bölgesinden ayrılsak bu felaket olur. Bu büyük bir eşitsizliğe yol açar. Enflasyon tavan yapar ve herhangi bir şey satın alacak gücümüz kalmaz. Bu noktada bence yapılması gereken en iyi şey ne pahasına olursa olsun Euro bölgesi içinde kalmaktır. Daha kötü senaryoların yaşanmaması için böyle olması gerekiyor. Sonrasında da borçlarımızı ödemeye çalışmalıyız. Konstantina'nın kocası restoran kafe işletiyor. O da işinde %40 oranında kayıp yaşadı. Daha iyi bir gelecek için kırsal kesimde yaşamak tek çıkar yol onlar için. Her şeyin daha da kötüleşeceğine inanıyorum. Bir, 1,5 yıl içinde işsizlik oranı %20'den 40'a çıkacak. Bundan dolayı da bana göre tek çıkar yol ülke içinde yer değiştirmek. Atina'da ya da diğer büyük şehirlerde insanlar iş bulamıyor. Onlar köylerine dönmeli. Hayata yeniden başlamalı ve bir şeyler üretmeyi düşünmeliler. Kendilerini bu durumdan çıkarmak için bunu yapmalılar. Fakat aynı zamanda ülkelerine yardım için de bunu düşünmeliler. Yunan gençler arasında bu düşünce gittikçe yaygınlaşıyor. Onlar ülkedeki krizin daha da derinleşmesini engellemek adına bunu yapmayı düşünüyor. Neler olacağını gerçekten bilmiyorum. Ya her şeyin havaya uçacağı kaynama noktasına geleceğiz ya da kendi kendimize bir şeyleri küçük küçük geliştirmeye çalışacağız. Bence bu da olması gereken en iyi şey. Hangi noktada olduğumuzu anlamak ve bu noktadan sonra da bir şeyleri değiştirmeye çalışmak. Avrupa Birliği boyunca politikacılar tasarruf planlarıyla krizi sonlandırmayı düşünürken Angeliki salyangozları için potansiyel müşterileri buldu.